Ya tekrardan merhaba. Bugün Batıfayt 5'te rehber videosu çekeceğim efendim. Kendi engin bilgilerime dayanarak size burada yol göstereceğim. BF serisine hiç yaklaşmamış bir insansanız. BF serisinin hep üstüne koya koya gittiği için benzerlikler olsa da yeni mekanikler ekleyerek her zaman yani değişmiştir oyun. Kısmi şekilde bunu diyebiliriz. Şimdi oyunumuzda 4 tane class var. Assault, Medic, Support ve Recon. Yani anlayacağın işte doktor, işte arkadan cep arkası makinalıcı, sen makinalıcı de buna. İşte bu da normal piyade tüfekli falan eleman, bu da dürbünlü sniper yani. Sniper Ali diyebilirsin buna. Şimdi her medeniyet var, işte 4 tane medeniyet var işte, bunların pek bir özelliği yok farkı. Bu farklar tanklara ve uçaklara geldiği zaman etkisini göreceksiniz ve oyunda her sınıfın iki tane de alt sınıfı bulunmakta. Ve işte Buster ve Light Infantry. Gördüğünüz gibi ekstradan duruma göre şeyler de var. Bak görüyorsunuz. Ben duruma göre bunları da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi Assault'a geldiğimiz zaman klasik ilk başladığınız zaman bu tarz silahlarla başlayacaksınız. İşte Sturm'dur, Gewehr'dir. Bu neyse bunlardan başlayacaksınız ve yan olarak da ekstradan paralı silahlarla size sunulacak işte bu fiyatlar sunulan. Siz ben paramı silah yerine şey harcayacağım diyorsanız, efendime söyleyeyim kıyafetler harcayacak diyorsanız tam harcamayabilirsiniz ama ekstradan size ilk başlarda verilecekler bunlardır yani. Bir bakın abi ben taramalı istiyorum diyorsun. Taramalı tek bu var. Bu da yani pek sevmiyorum. Çoğunlukla sevmiyor olabilir bunu. Bunu veriyorlar. Uzun sürede de taramalı elinize geçmiyor. Hep yarı otomatik silahlar, tüfekler geliyor içinize. Buradan elinize geldiğiniz zaman direkt buradan nerede bu? Şunu alabilirsiniz. Bu paralı. Bunu da alabilirsiniz mesela. Bu paralı dedim, oyun içi parasıyla alabilirsiniz. Ve keza M2 karabina, bu da paralıydı yanlış hatırlamıyorsam, M1 karabina. Ama ilk başlıyorsanız aim 0 diyorsanız abi tekli yarı otomatik silahlarla başlayın. Benim tavsiyem yarı otomatik paralılarda ya da ücretsizlere söyleyeyim Turner'dır. Turner'la başlayabilirsiniz, ben güzel severim Turner'ı. Bunların hepsi zaten yarı otomatik tüfekler. Bu tam otomatik galiba. Yarı otomatikleri Gewehr'de de kullanabilirsiniz. Gewehr de güzel silahtır. Bunları kullanabilirsiniz. Ekstra olarak paralılarda da bunu kullanabilirsiniz. Karabina 1938M. Bunu pek kullanmadım ama kullananı çok gördüm, bu nişancı tüfek benzeri bir silah. M1 karabina, karabina dedim, Garand, M1 Garand kullanan Granat'ı da, ya da benim en sevdiğim M1941 Johnson'ı kullanabilirsiniz. Bunlar güzel silahlar. Ya oyundaki çoğu silah güzel. Bunları alabilirsiniz. Bununla kasılıp ilerleyen süreçlerde level atladıkça STG'ye geçebilirsiniz. Eğiminiz alıştığı zaman STG'ye. STG'de eğiminizi kalıştırır, şey yaparsınız. Eğiminizi işte ve sprintinizi öğrenir. Daha fazla ilerlersiniz oyunda. Ama ben devam etmek istiyorum diyorsanız yarı otomatikte bunlarla devam edebilirsiniz. Tabanca olarak bir de ekstradan bu özelleştirmeler var. Özelleştirmede işte gördüğünüz gibi bayonet. Efendim söyleyeyim, burada gördüğünüz gibi Grenade Launcher atabilir veya merminizi, sekmenizi, bunun gibi şeyleri her silahta oynadıkça seviye atlarsınız. Customization işte abi dürbünüzü buradan takabilirsiniz, ekstra dürbünlerinizi. İşte böyle. Bu. Şimdi şeye de geçelim. Tabancalar oyunun zevkinize göre. Yani ben abi vurdum mod durmak istiyorum deseniz ben Model 27'yi tavsiye ederim. Model 27 vurdum mod duran 2 vuruşta adam alabilirsiniz ya da 3 vuruşta vurduğunuz yere bağlı. İşte bunlar da alabilirsiniz. Ya çoğunluk ben kullanmadım ama bu susturucu tabancaları kullanmayı seviyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Kendi şeyinize bağlı. Ve yine gördüğünüz gibi ücretsiz şekilde var. Bir de paralı olanlar da var. Bıçaklar abi, bıçaklar sadece customization şeyi. İsterseniz bıçağı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bende bunlar var. Zaten level attıkça bunlar size geliyor. Şimdi abi ben tank patlatmak istiyorum. Ağzına sıçmak istiyorum tankın diyorsanız. Abi anti-grenade launcher. Launcher diyorum. Grenade lazım. Bunu kesinlikle alın. Bunlar sizin işinize yaramayacak. Bunlar tank patlatmak istemiyorsunuz ya.
Bunlar gördüğünüz gibi burada zaten kullanış şekilleri gösteriyor yanda videoda. Onlar küçük hasarlar vermek için işte ideal, ama bu tank patlatmak istiyorsanız abi adı üstünde anti tank yazıyor dayı. Anti tank yazıyor. Bu Panzerfaust, Bazooka, Piat ve Fliegerfaust. Fliegerfaust benim o meşhur bir tane videom var. Kendim meşhur ettim. Kendim meşhur diyorum sadece. Uçak düşürmek istiyorsanız bu abi. Bazooka bu benim kendi şeyime göre bu uzak mesafede kullanabilirsiniz, az hasar verir. Şey göre Panzerfaust'a göre bunun mermi depolarının sablayı alanlarında mermimizi fullediğiniz zaman 5'e kadar ulaşıyor bunun mermisi. Ama bunun mermisi en fazla 3'e kadar, yanlış hatırlamıyorsam 3'e kadar artıyor. Bu da yakın mesafede acımaz yani. Antitak işte adı üstünde Panzerfaust. Panzer yumruğuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Piyatı almayın abi. Piyatı kullanmayın. Dandirik bir şey. Piyatı tavsiye etmiyorum kesinlikle. Ha yine oynanış şeklinize bağlı o Panzerfaust'la. Bu da yine oynanış tarzınıza. Abi ben dinamit kullanmak istiyorsanız bu da yine ideal. Abi bununla, ama ölebilirsiniz. Yani gizli gizli saldırmanız lazım. Ölebilirsiniz yani. Bunu atacağım da patlatacağım da. Yani bunda mermiyi fullediğiniz zaman 3 oluyor. AT Mine. Bu da yine oynanış şeklinize bağlı. Gidersiniz bir tankın arkasına bunu fırlatırsınız bunun gibi. Pat, yine tek yer tank. Yine bunda başarılı olma şansı düz rastgele bir alana koyduğunuz zaman düşük, ama yine bu sticky dynamite tarafındaki gibi olur. Yakın kullanmaya çalışsanız tehlikeli. Bu frag right piyadelere karşı hiç kullanmadım. Zaten piyade şey olarak ben piyade Assault'ta piyade ağırlıkta oynamıyorum yani. Direkt gördüğüm zaman saldırıyorum yani tanka. İşte Lungmine, çubuklu işte mine. Bunu da yine oynanış stilinize bağlı. İki tane Panzerfaust atıp üstüne anti tank atıp bir de bunun üstüne koştuğun zaman patlar zaten. Affı yok bunun. Pistol yine bu yine oynanış tarzı. Ben piyade ağırlıklı, piyadeye saldırma ağırlıklı oynamak istiyorsanız diye bunu dar alanlarda kullanabilirsiniz. Bu kadardı bu. Assault, Medic. Abi Medic. Combat Medic ve Field Medic olarak ikiye ayrılıyor. Herkes zaten Combat Medic oynuyor abi. Combat Medic'in yani bu oyunda Medic önemsenmiyor. Nasıl önemsenmiyor? Çoğunlukla abi kill peşindeyim. Zaten bunun Medic'in özelliği birisi sınırsız Medic kit'in olması. Oyunda Medic kit mevzusu var. Diğer oyunlardan şey. Sınırsız Medic kit'in olması. Düştüğünüz zaman büyük ihtimalle kaldırılmayabilirsiniz. Siz medik oynayacaksanız ne olursa olsun etrafınızdakiler kaldırın. Bu önemli yani. Küfür yemek istemiyorsanız ben küfür ediyorum zaten. Yani kaldırmayanlara abi işiniz ne? Medikseniz ne işiniz ne abi? Ama kaldırırken etrafı iyi bakın. Temiz olduğunu iyi bakın. Yoksa siz de GG olabilirsiniz. Sten. Bu Sten çok sabit ve güvenli bir silah. Bunu son level adamlar da kullanıyor. İlk leveldeki adamlar da kullanıyor. Bu çok basit ve oynaması kolay bir şey. Ya bu buradan MP40 bu Sumi'yi de kullanan çok da ben sevmiyorum Sumi'yi. MP40 kullanabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. MP40 çok severim. MP40'ı bırakmayın. Şeye kadar gelen, Thompson'a kadar, Thompson'a gelene kadar bırakmayın. Ya da Thompson'da kullanmak istemeyebilirsiniz. Type 100 alabilirsiniz. M3 Grasscan alabilirsiniz veya Type 2 alabilirsiniz. Bu M3 Grasscan hem orta menzil hem uzak menzil, ya çok uzak değil de o uzak orta işte o anladınız, o kısımda ve yakında iyidir. Type 2A yakında abi. Bunu yakında şey yapacaksınız. Sürekli kayarak geçeceksiniz. Bu adam affetmez yakında. Velgan hiç kullanmadım. Çoğunluk kullanıyordu. Orta yine Grescan'a benzer bir silah yani diyebilirim. Bu kadar. Bir de Jungle Karabina. Jungle Karabina'yı da kullanabilirsiniz. Nişancı antrenmanı yapmak istiyorsanız uzaktan takır takır indirebilirsiniz. Yarı otomatik bir tüfek. Acımazsınız yani. Ortada adam bırakmazsınız bununla. Tavsiye ederim. Yine ben uzaktan medik oynamak istiyorum ve kili artırmak istiyorum. Puan kasmak istiyorum kıvamda oynarsanız bu. Mediği kazmak istiyorsanız uzaktan bu. Tavsiye ederim. Nişancı bırakmazsınız bununla. İyi oynarsanız tabii ki. ZH hiç oynamadım. Bunlar komando karabine, bu da şeydi, bu tekli atıyor bu. Çok yavaştır. Bunu almayın, gidip şey alın.
Ama zevk istiyorsanız, ben manyağım abi, fantezi yapmak istiyorum diyorsanız alın bunu. Bir de bunlar da yarı otomatik tüfek. Bu taramalı tüfek. Belli. Hiç kullanmadım yani. Yine tabanca isteğinize ve bıçak isteğinize bağlı ama smoke rifle alın. Çok işinize yarayacak. Göründüğü gibi böyle çok düşman ateşine rastlanılan yerlerde yaralı bir adam gördüğünüz zaman bunu fırlatıp içeriden tak adamı kaldırıp iç yolunuza devam edebilirsiniz. Bu mine falan boş verin. Smoke rifle, işte smoke grenade atıcı. Her türlü işinize yarayacak. Bu da yine oynanış şeklinize bağlı. Ben bölge savunma yapmak istiyorsanız, bölge savunmada Medical Creator'ı alın. Atın ortaya, adamlar istediği gibi alsın. Ama ben hücum oynayacak diyorsan bunu al abi. Kesinlikle bu. Bomba da sizin yine zevkinize bağlı. Smoke'tur, yakıcıdır. Burada ekstra görün gibi şeyler de var. Böyle support ve şeyde full level değilim. Onu boş verin siz yani, ben yine biliyorum abi bu işi. K7 yine bunu çoğunluk kısım yine kullanıyor. Başlangıç olsun, orta olsun, yüksek levellerde hala kullanan insanları görürsünüz. Yine bu pompalı diyorum. Support'ta yine iki şey var. Engineer ve Machine Gunner. Machine Gunner altta görüyorsunuz abi. Ama bu Machine Gunner'ın artı özelliği bir yerde veya benim mi ekstradan ilgimi çekti bilmiyorum ama şey de yapamadım. Engineer, normal Engineer'de ya da yapabiliyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Bu ya da komple support diyelim. Bir top anti-air veya taramalı tüfek, sabit taramalı tüfek gittiyse şey yapabilirsin ya, tamir edebiliyorsun komple. İkincisinin gerisini yapabilirsin ve abi engine'in tamamen amacı iki çeşit kullanabilirsin yine bunu. Wasteland ya da tank, Waste tank işte araçlara can basma amacında kullanabilirsin ya da support amacıyla kullanabilirsin. Gidip piyade hücumuna destek olabilirsin bu gördüğün şeyle, ammo box'larla. Yine bu aynı mevzu. Bölge savunmada creator, hücumda torbası. Silahlarda abi şey oldu. Bunda da silahlarda oynayabileceğin çeşit 3 ve LMG'ler var. MMG'ler var. Bir de pompalı tüfekler var. Pompalı tüfeklerde Model 37 kullanabilirsiniz. M31'i bu fanteziye girmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Çift kırma işte abi. LMG'lerde benim tavsiyem Lewis Gun veya FG42. FG42 de burada barla aynı hemen hemen. Bunları 20 mermisi var abi. Tahta tak git ama mermisi çabuk bittiği için 2. Dünya Savaşı'nda da bu bar hem ağır ve hem mermisi az olduğu için niye kullanalım abi kıvamında geldikleri için askerler kullanmayabilirsiniz. Ama Lewis Gun mermisi gördüğünüz gibi 47 olduğu için kullanabilirsiniz. Bren Gun da kullanabilirsiniz ama bunun mermisi en iyisi Lewis Gun LMG'lerde. Şeylerde de MMG'lerde de neredeydi bu ya? Açmadım mı ta? MG42 abi. MG42 kullanabilirsiniz. Şey olarak bunu kullan, ben kullanmadım ama şunu da çok kullanan var. Tavsiye edebilirim ama ben MMG'yi fazla kullanmadığım için ben pek bir şey yapamam. Bunu kullanıyorum ben, klasik işte. Başka ne var benim MMG'm? Yok, ben MMG kullanmıyorum. Ben hücum tarzı oynadığım için beklemiyorum ben genelde. Yine bu da sizin fantezinize bağlı. Ben tank gördüğünüz zaman bununla gidiyorum veya AT Granit Azdallah Granit Launcher'ı da kullanabilirsiniz. Ya da Mine klasik. Ama bunun bir artı özelliği var. Hem tamir etme hem patlatma özelliği var. Tankları ve araçları. Onu kullanırsınız. Impact Granit yine zevkinize bağlı. Attığınız yerde patlıyor direkt. Yakıcı ve yapışkan bomba. Atıyorsunuz sadece, yapışıyor. Bu abi. Recon. Bu trench karabina, bunu bilerek aldım bu videoda göstermek için. Trench karabina noob olsun, pro olsun, sniperlıkta pek alakası olmayan insanların sniper kasma aletidir bu trench karabina. Adresinde işte Mauser tabancalarını tüfekleştirmiş halleri diyebiliriz işte. Buna benzer bir tabanca daha vardı da, aha şu var. Bunu da kullanabilirsin. Hiç görmedim bunu kullanan da.
Yine bunda da şey olarak iki şey var. Sniper ve Pathfinder. Burada abi silah seçimi olarak tavsiyem Lionfield'ı sonuna kadar kullanabilirsiniz abi. Güzel silah, gönüllü silah sonuna kadar kullanabilirsiniz ama ben birazcık daha estetiksizlik şeyine bakıyorum derseniz Gevher'i alın abi. Gevher sizi sonuna kadar taşır. Gevher sizi sonuna kadar taşır. Kar98 mi Gevher mi bilemiyorum ama ben Gevher'i seçerim. Kar98 son level ona ismi var. İsmi çıkmış bir tüfek olduğu için herkes Kar98. Ama oraya gelene kadar ya ZH yarı otomatik bütün şey ben de kastım çünkü gıcık oluyorum kullananlara. Bütün pek pro olmamış orta ve orta alt seviyenin kullandığı yarı otomatik sniper tüfeği. Bunu alıp bir yere tutsun abi. Tek atamıyorsunuz zaten hiçbir tüfekte. Bunlar hariç bunlar anti tank silahlar olarak tek atabiliyorsunuz düşmanlara. Bunlar hariç hiçbir şekilde tek atamıyorsunuz. Bu da iki vuruşta alıyor adamı tak tak. Zaten hızlı atış ediyor. Bunu da alabilirsiniz. Onun dışında ücretlerde yine RSK'yı kullanabilirsiniz. RSK güzel bir silah. Onun dışında abi önereceğim bir şey yok. Model 8 vardı. Model 8'i kullanan bir iki kişi görmüşümdür oyun şeyinde komple iki kişi görmüşümdür o kadar. Bunu da Spawn Beacon kesinlikle öneriyorum. Spawn Beacon alın abi. Şunu hiç kimseye görmedim ha. Şunu kullanan hiç kimse görmedim. Bir kere görüyorum. O kadar yani. Oyun boyunca kimseyi görmedim abi bunu kullanan. Bunu almayın. Gördüğünüz gibi işinize yaramaz. AP Mine alabilirsiniz bunun yerine. Ama Spawn Beacon kesinlikle alın. Hücum oyununda. Hücum giderseniz düşman bölgesinde mesela koyduğunuz spawn olacak yer var. Yok. Burada koyduğunuz zaman sizin dost ve müttefik kuvvetler doğabiliyor. Dost ve müttefik kuvvetler dediğim size sen ve senin grubundaki insanlar doğabiliyor. İşte bu da abi gördün. Yani mortar silahı. İşte bu, onun dışında şunu kullanmayın bunu. Bunu kullanan da görmedim. İşe yaramaz bence. Oo, ilk defa gördüm lan bunu. Yeni gelmiş. Bak. Cahil köpekliğime geldi bu. Ya abi nasıl şey yapabiliyorsun ya? Dur bir daha bakayım. Abi gördüğün gibi bunun işi bu şey yarıyormuş. Flare Gun'ın daha gelişmiş hali. Flare Gun'ı da atıyorsun abi. Direkt adamın yerini göster diyor. Ben Flare Gun kullanıyordum. Diğerini hiç kullanma şansım olmadı. Yorum yapmayacağım çünkü. Tab şeyde Frag Granite'de bu işte granitlerde sizin zevkinize kalmış. Ben Throwing Granite kullanıyordum böyle gizli gitmeye çalıştığım zamanlarda. Keyfinize bağlı bu. Tanklar geldiğimiz zaman burada oynanan stilinize bağlı yine bir sürü tank seçeneği var ama Churchill abi. Churchill oynayın. Has olun, hos olun. Yine Churchill'iniz oynayın abi. Churchill ağır tankı. Normalde medium taktik abi. Ama burada ağır sınıf tank. Dediğinizde Tiger'ınızı Tiger çıktığı zaman rahat bir şekilde mücadele edebilirsiniz. İngilizlerde Archer'ı anti tank silahı uzaktan vurabilirseniz alın abi bunu. Yine bu da anti tank mevzusu. Bu uçaksa var. Kullanabilirsiniz. Güzel işte. Abi bunu ben piyadeye ağırlıklı piyade saldırısı oynayacağım dediğiniz zaman bunu piyade saldırısında kullanın işte piyade ağırlıklı. Abi bunun seviyesini attıktan sonra kafasına bunlara geçirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi abi bu roket atarları geçirebiliyorsunuz. Geri geldik ki Almanya'na, Alman'a, Alamana. Abi Alaman dediğin zaman duracaksın akarsular durur. Panzer abi. Ben Panzer'i çok seviyorum. Panzer medium abi. Panzer'le takıl işte. Panzer'le deşemeyeceği adam yoktur. Çok temiz alırsın. Hem piyade hem şey takılırsın bunda. Yine bu piyade ağırlıklı oynamak istiyorum diyorsan yine bunu alabilirsin. Tanklara pek bir şey yapacağını sanmıyorum. Yapmıyor çünkü tanklara vurmuyor. Tiger. Önce bir medium tank geldiği zaman ve alt sınıf tank geldiği zaman işte light tank iki vuruşta alırsınız abi. Acımaz. Flakpanzer. Flakpanzer uçak. İşte bu da anladınız siz abi ya. Bunları göstermeye pek gerek yok. Burada hızlı anlatıyorum ki
oyunu rehberine değil oyunu öğrenirsiniz. Burada sadece bilgi edinme. Ha bu ben Puma oynayacak diyorsanız Puma'yı da abi şuradan başını arttırabilirsiniz. Şu başı almayın, bu başı alın abi. Burada yine gördüğünüz gibi her tankın kendine özel şeyler var. Level atladıkça bu özelliklere ekleyebiliyorsunuz. Normalde bak böyle değişik bir burnu var. Böyle yaptığınız zaman Tareti Kulesi güçleniyor Puma'nın da. Pasifik cephesinde Amerika'nın şeyler var. Sherman, LVT ve M8 var. M8 Avrupa savaşlarına giriyor. Alman, Amerikan. Azıllah. Oo, inşallah telif yemeyiz bundan da. Sherman Medium abi. Sherman'ın karşısında maalesef bazı savaşlarda Tiger çıkıyor. Zorluyor. LVT. LVT abi. Amfibik. Hücum tankı diyebiliriz yani. Kullanabilirsiniz de pek kullanmadığım için ben LVT'yi de pek aram olmadığı için LVT. Bu Kami de aynı LVT'nin Japon versiyonu. Gördüğünüz gibi abi. Kastımız şeyde neler varmış bu sefer. Bunu da şey yapabiliyormuşuz abi. Anti uçak savar. Abi Type 97'ye geldiğimiz zaman Type 97'ye burada yine ben bir fetiş yaptığım için böyle oldu. Burada hazır gelmişken dediğini anlatayım, gerek yok. Type 97'ye bunu aldığınız zaman affetmezsiniz. Kesinlikle affetmezsiniz. İki vuruşta Sherman'ı indirirsiniz abi. Ya buradan dümdüz gidersiniz. Ben ama biraz şey yaptığım için, fantezi sevdiğim için bundan makinalı tüfek yerine bir tane top geliyor ve sizin topunuz daha güçlü şekilde hale geliyor. İşte bu oynayış stilleri genellikle yakına girmeyin. Bir aradaki ağırlıkta oynamayın. Orta ve orta uzakta oynayabilirsiniz. Ortaya yakın da. Orta yakının ortasında da. Tam orta kısımda yani. Çünkü yakına gelen zaman karşıda oynamayı bilen bir insan olduğu zaman binaların içine girdiğiniz zaman üstlerde size anti tanklar, efendime söyleyeyim mine'lar, panzerfaustlar, bazukalar, roketler kafanızı inecek yani. Bunu kurtuluşu olmaz. Zaten adamlar psikopat gibi tank gördüğü zaman saldırıyor. Airplanes pek bir tecrübem yok Airplanes'i. Ben bir şey diyemem ama önemli aletleri biliyorum. Abi, BF Alman'da BF. Bu. İşte burada bombardıman yapmak istiyorsanız bu. Ya da pike bombardıman yapacağım diyorsan abi bunu al. Şu kadara. Bomber. İşte klasik bomber şey. Bunları alın abi, oynayın. Kendiniz görün, ben bilmiyorum. Bu kadardı abi. Benim bildiklerim bu kadardı. Rehber umarım işe yaramıştır. Yarım saatini. İnşallah işe yaramıştır. Pay to win değil bu oyun. Para yatır düdüğü çal kıvamında değil. Sadece bu ilk uçakla bile her şeyi yapabilirsiniz. Burada ekstra adam uçak alabilirsiniz. Bu da paralı uçak. Ya da ilk silahla her şeyi yapabilirsiniz. Bu yine sizin el ve kol bileklerinize bağlı. El ve kol yeteneklerinize bağlı. Umarım fayda olmuştur. Benlik bu kadar.